Sa'id ibn Cübeyr den rivayetle gelmiş ki İbn Abbas radıyallahu anhuma vefat etmiş. Taif'te ben de diyor cenazesine şahit oldum. Cenazesini defnettiğimiz zaman bir kuş geldi. Tairun lem yura misluhu. Ala hilqatihi. Öyle bir kuş görmedik diyor. Çok değişik bir kuş geldi. Onunla birlikte kuş kabre girdi diyor girdikten sonra lamyra haricen minu. Çıktığını kimse görmedi. İbn Abbas, Peygamberimizin amcasının oğlu, sahabenin alimlerinden. Falamma dufine Hazreti İbn Abbas defnedildiği zaman şu ayet duyuldu diyor. Kimin söylediğini bilmedik. Kimse kimin okuduğunu görmedi. Ya eyetu'nnefs ya mutma mutmainne. Bu ayet yankılandı. Kimse de kimin okuduğunu görmedi diyor. Hu işte bu da işarettir ki diyor Allahu Teala'nın şu ayetine Allahu yatawaffal anfus hayne mautiha öleceği zaman canların Allah alır canını inne minen nufusud dayibeti men yetevella Allahu qablaha bi bir takım güzel kullar vardır Allah bizzat ilgilenir onlar onlarla celle celaluhu müjdeler olsun onlara diye söylemiş. Evet. Bazı ehli işaret de şöyle söylediler bu konuda. Diyorlar ki: Ya eyyetuhen nefsul mutmainnetu ile dunya. Dünyaya yapışmış olan nefis. İrci'i ile Allahi bi terkiha. Bırak dünyayı Allah'a dön artık. Ahiret yoluna gir artık. Nasıl? Fedhuli fi ibadil Ahirete kalbini bağlamış olan kulların yanına gir. Onlarla beraber ol ki ve duhuli cenneti suriyeti vel maneviye, Hem manevi hem de suri cennetimi kazan. Kaşani tefsirinde anlatmış o da. Bunlar hep tasavvufi tefsirler. Onun için zikrediyoruz. Ey mutmain olan nefs. Kendisine sekinet inmiş. Nasıl? Yakinin nuru ile nurlanmış. Allah'a mutmain olmuş. Bütün ...izdıraplardan kurtarmış. Neyin ızdırabı? İnsanın nefisi mutmain nefse gelene kadar hep böyledir. Bir doğru yapıyor ya acaba doğru mu yapıyorum? Yapsam mı yapmasam mı? İyi mi yaptım? Kötü mü yaptım? Bunlar hepsinden kurtulmuş. Onun için bakıyorsun Evliya-i Kiram bir şeyi yapar. Hiç korkusu pervası olmaz. Allah ehli olduğunun işaretidir o. İrci'i ila rabbiki fi halir rıza. Rıza halinde Rabbine dön. Nasıl olur bu peki rıza haline dönmek? İza temme leke kemalus sifati sıfatların kemali sende tamam olduğu zaman o zaman fela teskunu ileyhi varci'i ila zat Allah'a giden o yolda çok güzel bir anlatım bu gerçekten. Ne yapıyorsun? Önce Allah'ın esması, sıfatları, o sıfatlara olan muhabbetini tam ediyorsun. O sıfatların nurunun altında ıslanıyorsun. Ondan sonra orada da kalma. Bırak sıfatların hepsini zata yönel. Ve rıza anillah la yakunu illa <laughs> ba'da rıza Allahi anha. Allah'tan razı olmak Allah'ın senden razı olmasından sonra olur. Onun için ki ayeti kelime de geldi ki radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldu. O zaman sen benim mahsus fadhuli fi zümreti ibadil mahsusin. Orada ibadet ediyor ya. Tevhid ehlinden sıfatlardan geçmiş zata yönelmiş. Olan o kullarımın zümresine gir. O zaman da mahsus kullarımın arasına girersen mahsus olan cennetim ki zatımın nuruna ermek. Oraya vakıf ol. Oraya yürü ya. Yani. Çok derin şeyler bu da yani okyanuslar kadar bir, bir derin manayı indirmiş bunu. İşte nasibi olanlara mübarek olsun diyelim. Neticede Allah yoluna girip Allah'ın nurunda seyredip Allah'tan razı olup Allah'ın da rızasını kazanıp beka elbisesini o noktada giyeceksin. Baki kullarla yürüyeceksin. Ve fena makamını erip Allah'ın zatına erme cennetine nail olacaksın diye tefsir edilmiş. Bunlar tabi çok derin tefsirler. Yani bu dil ile yaşanacak değil, haliyle yaşanacak şeyler. Fakat bunların da işaretleri var tabi ki. Allah'ın her yaptığına razı olabiliyorsa insan zata yönelmiş demektir o insandan Allah razıdır, o da Allah'tan razı olur. Celle Celaluhu biraz önceki söylediğimiz gibi hani mutmain olan nefs ibadetten razı ayrı bir konu. Bir de başına gelen her şeye razı o da ayrı bir konu. İyisine de kötüsüne de hepsine. Hu Şeyhimiz Şeyh Efendi Hazretleri mesela derler ki ticarette ziyan ettiği zaman güler idi. Hatta hatta ziyan ettiği vakitte ziyan etmesine sebep olan insanların bile maaşlarını öderdi. Tabii onun hatasından oldu yani. Bunun gibi daha nice şeyler. Hatta bir gün biz huzurundayken şeyhimizin bu kazı yapan hazinecilerinden bir tanesi hançer getirdi eski bir hançer. Bana da verdi elime böyle ağır bir şey. Tahsi rahmetlik dedi ki Efendi bunu getirmiş size satmak ister. Türkiye'ye dönecekmiş. Parası da yok fakirin. Bana verdi dedi ki ister misin bunu? Ben de dedim yok yani ne yapacağım ben bunu diye. Hatta yanımdaki çok kızmıştı o zaman <laughs> Ondan sonra ben şey efendiye geri verince şey efendi böyle dünyalık uzak olsun bizden dedi. Böyle elleriyle böyle yapmıştı mübarek. İşte sonra ver geriye bize lazım değil dedi Tahsin Baba'ya. Asim baba da biraz durakladı tabii. Hani biraz sıkıntısı var gibisinden. Ne kadar para istiyor buna dedi. şey Efendi Hazretleri. Bin lira istiyor. Tamam bunu da ona ver. Bin lira da ona ver. Gönder gitsin. Yani şimdi böyle hani e, ticarette kar yapmış yapmamış. Çok büyük karlar etmiş etmemiş. Mahmazım Efendimizin de var ya bir menkıbesi. Geliyorlar söylüyorlar. Efendim işte sizin dükkanınızın bulunduğu pazar yandı. Kalbine bakıyor elhamdülillah diyor. Sonra diyorlar ki efendim sizin dükkan kurtulmuş diğerleri yanmış. Yine kalbine bakıyor elhamdülillah. Soruyorlar efendim niye ikisinde de elhamdülillah dediniz. Yandı dediniz elhamdülillah anlamadık zaten. Kurtuldu dediniz elhamdülillah nedir konu? Yandı dediler baktım kalbime bir üzüntü sıkıntı var mı? Yani rıza makamında mı değil mi? Baktım hiç hareket yok. <laughs> Allah'tan gelen elhamdülillah dedim. Sıkıntı olmadı. Yani kalbinin haline bakıyor. Yananla yan, yanılan da o şeyi yok. Kalbim dünya malı elimden gitti diye üzülüyor mu üzülmüyor mu diye bakıyor kalbine. Baktım hiç sıkıntı yok elhamdülillah dedim. Sonra geldiniz sizin dükkan kurtuldu dediniz. Kalbime baktım bir sevinç var mı? Kurtuldu diye. Sevinç de yok. Ona da elhamdülillah dedim. Mesele böyle yani hal ehli olan insanlar her an tefekkürde, her an uyanıklar. Her an uyanıklar. O uyanıklık bu uykuya dalıp uyanıklık meselesi değil. Her an Allah'ın istediği ahval üzerine olma uyanıklığı. Allah bize de nasip eylesin. Celle Celaluhu o kullara imrenelim. Onları önder edinelim. Onların yolunda yürüyelim. Onlarla birlikte olalım. İnşallah onlar gibi olmak da bize nasip olsun. Ve min Allahi tevfik ve hürmetil Habib ve Fatiha.